Biliyorsunuz Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem yemeğini elle yenilen yemekleri elle yerdi. Elle yenilen yemekleri elle yerdi. Ve üç parmağınızla yiyiniz diyor. Üç parmağınızla yiyiniz diye Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyede bulunuyor. Değerli kardeşlerim, bizler şimdi bu sünneti tatbik etmek için, Allah'ın Resulü'nün sünnetini tatbik etmek için bazı hallerde, bazı yerlerde, bazı zamanlarda, bazı mekanlarda tatbik etmemiz belki de başkası tarafından hor görülebilir, küçük düşünülebilir. Öyle bir yerde ise kendimizi meşakkate sokmayalım, demeyelim peygamberin sünneti budur, bunu yapalım diye kendimizi orada o sıkıntıya sokmayalım. Ama öyle bir yerdeyiz ki, mesela Suudi Arabistan'da herhangi bir lokantaya girmiş olsak, elle yemiş olsak ayıp görmezler. Yemen'e geçsek yine ayıp görmezler. Ama Türkiye gibi bir yerde, Mısır gibi bir yerde, Pakistan gibi bir yerde elle yerken bakarlar. Ya bu Müslüman bir şey görmemiş gibi falan gibi de laf ederler, ihanet içerisinde bulunurlar. Böyle hallerde o sünneti tatbik etmeyecek olursak, niyetimizde tatbik etmek ama tatbik edemiyoruz o hallerde. Öyle olacak olursa Allah bize gene o sevabı verir. Ha, evimizde bulunduğumuz zaman bu sünneti tatbik edelim. Elbette ki bunda hikmet vardı. Allah'ın Resulü üç parmakla yemeği tavsiye ediyor ve elle yemeği tavsiye ediyor. Elle yenilen yemekleri ellemeyi tavsiye ediyor. Bunda mutlaka bir hikmet vardır. Bizler bunu uygun olan yerden mutlaka yapalım. Bu sünnetin sevabını nail olalım. Ama hor görünen bir yerlerde bunu yapmayız. Peki Resul-i Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kaşık vardı. Modern kaşıklar da vardı. O zaman herkese kendilerine göre o çağa uygun yemek yeme malzemeleri elbette ki vardı. Ama gene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaşıkla yemez, elle yerdi. Elle yenilen yemekleri elle yerdi. Ama çorbalar olsun, buna benzer bir şeyler olsun. Onları da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yenmesi gerekirse elle yerdi. Yoksa başka bir aletle yerdi. Allah'ın Resulü'nün sünnetine bunda da uyalım değerli kardeşlerim. Evet, demek ki bir Müslüman yemeğin sonunda da ne demesi lazım? Elhamdülillah demesi lazım. Çünkü Resul-i Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men ekelet amen, kim bir yemek yer. Ve kâle elhamdülillah ellezi atamani, bu yemeği bana verene, bana rızık verene, benden güç ve kuvvet olmamaksızın veren Rabbime hamdü senalar olsun manası. Elhamdülillah bunu diyecek olursa gufire lehu ma tekaddeme min zenbi. Allah Allah, ne kadar büyük bir büşra, müjde. Onun geçmiş olan günahlarını Allah affeder diye buyuruyor. Kim yemekten sonra elhamdülillahillezi atamene haza ve razakanihi min gayri havlin minni ve la kuvve derse gufre lehu, onun günahları af olur. Ma takaddeme min zenbi, geçmiş olan bütün günahları af olur diye buyuruyor. İşte bakınız değerli Müslüman kardeşlerim, ne kadar Müslüman değerli. Her halükarında bizler sevap alıyoruz. Yemek yediğimiz zaman bu duayı okursak sevap alıyoruz, günahımız affoluyor. Abdest aldığımız zaman abdest suyu kuruyuncaya kadar günahımız dökülüyor. Günahımız dökülüyor. Mescide gittik de gelinceye kadar giderken her adımda 10 sevap gereken her 10 sevabı alıyoruz. Ne kadar müjdeli bir şey. Akşamına yatsı namazını cemaatte kıldığımız zaman sabaha kadar namaz kılmış gibi Allah bize sevap veriyor cemaatle. Sabah namazda kıldığımız zaman işte sanki bu iki arayı ne yapıp ibadette doldurmuş oluyoruz. Müslüman hakikaten de değerini bilecek olursa her şey ibadettir. Ancak bir şeyle kendisi hak ve hidayete uyarda o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini hiyat edecek olursa her halükarı Resul-i Şan Efendimiz buyurduğu gibi Müslümanın ibadettir. Uykusu da ibadettir işte o zaman. Uyuması da ibadettir. Çalışması da ibadettir. Gitmesi de ibadettir. Konuşması ibadettir. Her hali ibadettir. Nitekim yedikten sonra Allah'a şükretmesi bile ibadet olduğu gibi günahlarını Allah onun affediyor değerli kardeşlerim. Evet, üçüncüsü en yekule bi selas esabi min yedihi lümne, üç parmağıyla yiyecek dedik. Ve yusakra lokma ve yucidel madara, fazla çiğnediğini ve lokmalarını da küçük alacak. Lokmalarını mümkün olduğu kadar küçük alacak ve fazla da çiğneyecek. Ne kadar fazla çiğneyecek olursa o kadar midesini rahat etmiş olur. Ne kadar lokmalarını küçük alacak olursa o kadar da çiğnemesi kolay olur. Bundan dolayı lokmalar küçük olacak ve çiğnemesi de ne yapacak?
gayetin güzel olacak. Ve yekule mimma yelihi, önünden yiyecek. La min vasatı kasa, sofranın ortasından, sağının ortasından yemeyecek. Likavlihi aleyhissalatu vesselam, Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Li Amr ibn Seleme, Amr ibn Seleme'ye şöyle dedi. Ya gulam, ey çocuk, sen billah, bismillah de. Ve kul bi yeminike, sağ tarafınla, sağ elinle ye. Ve kul mimma yelik, önünden ye diye bu çocuğa Allah'ın Resulü tavsiyede bulundu. Bundan dolayı yerken önümüzden yememiz ve sağ elimizde yememiz, sofranın ortasına elimizi uzatmamız gerekiyor. Ancak şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz herkes sofranın başına oturduğu zaman herkesin ayrı ayrı önüne sahne geliyor. Önlüğüne yiyelim. Bittikçe ortaki şeyden alıyor. Bu başka mesele. Ama öyle bir toplumda, öyle bir yerde bulunduk ki hepimiz aynı sahanda, aynı sinide yiyoruz. Ne yapacağız? Önümüzden yiyeceğiz. Ofrasının ortasına ulaşmayacağız. Sağ tarafımızdan yiyeceğiz. Ve bu tavsiyeye de yemek esnasında uyumamız gerekiyor. Allah'ın Resulü nitekim Amr ibn Seleme'ye buyurduğu gibi, ya gulam, ey çocuk, sen bismillah de, ve kul bi yeminike, sağınla ye, ve kul mimma yelike, önünden ye, diye buyurmuştur. Ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, el bereketü tenzülü vasatat ta'am, bereket yemeğin ortasına iner. Fekulu min hafeteyh, yemeğin kenarlarından yiyiniz. Ve la te'kulu min vasatihi, yemeğin ortasından yemeyiniz. Bereket yemeğin ortasına iner. Yemeğin ortasından yemeyiniz. Etraflardan yiyiniz. Çünkü o bereket ortadadır diye buyuruyor. Bundan dolayı bizler yemek yerken mutlaka önümüzden yiyelim. Ortasına elinizi uzatmayalım. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tavsiyesine mutlaka uyalım. Evet, dördüncüsü değerli kardeşlerim. En yücidel madak dedik ya, güzel çiğneyecek. Ve en yelakas safha ve esabahu kablimiz ha bilmen değil. Tabi Allah'ın Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sağınlarda yerlerdi. Kaşıklarla herkese devam ederlerdi. Ve elleriyle yediğinden dolayı da mutlaka ellerinizi, parmaklarınızı yalayınız mendille silmezden önce diye buyuruyor. Şimdi bu hale gelecek olursa yemeğimizi evde yerken bu sünnete mutlaka uyalım. Yemek yediğinizde parmaklarını yalayalım. Ondan sonra kaşığımızı yalayalım. Çünkü evimizde, kendi ailemiz içerisinde kimse bizi ayıplamaz, horda görmez. Gayemiz ne? Gayemiz burada Allah'ın Resulü'nün sünnetine uymaktır. Ev gaslihe bilme. Eğer bunu da yapmayacak olursak ellerimizi ne yaparız? Suyla yıkarız. Likavlin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. İza ekele ahadukum ta'amen, sizden bir taneniz yemek yerse